Malt Bir ekranlarından selamlar arkadaşlar. Gamescom 2018 bitti. Sonuçta yurdumuza dönmüş bulunmaktayız. Koltuğumuza oturduk, rahatız. Ancak Gamescom'da bahsedemediğimiz, çok geniş yer veremediğimiz bazı oyunlar var. Minik minik, belki de minik değil ama sizin için minik olabilir. Onlardan bahsedeceğiz. Bayağı da bir ürün var aslında. Bak. İlk bahsedeceğimiz Darksiders 3 olsun. Ben bir aradan otopalı çıkartmış olayım. Şimdi Darksiders için ben randevu aldım. Gittim arka tarafta. Oyunu oynayacağım zannediyordum. Sunumu aldılar bizi. Sunumda oturduk. 4 kişiydik falan, böyle küçük bir ekiptik. Zaten küçük bir alandı. Yanımızdaki arkadaş oynadı. Bir yandan da anlattılar. Ve ben Darksiders serisini seven bir insanım. 1 ile 2'yi hakikaten severek oynadım. Yani bence iyi oyunlardı. Çok iyi alternatiflerdi. Ve FPS Slash'a yakınlardı. Platform kısımları da bayağı yaygındı. Özellikle Darksiders 2'de ama 3 alakası yok 1 ile 2'de. 3 bayağı bambaşka bir şey olmuş. Tek benzerliği görsel tarzı olur. Onun dışında hiçbir benzerliği yok. Ve oyunla ilgili hiç olumlu bir görüşüm yok, onu söyleyeyim. İlk çıktığı zaman da yoktu, hala daha yok ve beni yakından izlememe rağmen ikna edecek herhangi bir şey de çıkmadı ortaya. Kabaca örneklemek gerekirse Dark Souls'un kötü bir çakması gibi duruyor. Neden Dark Souls gibi diyorum? Mantık tamamıyla aynı olmuş. Tek bir harita var oyunda. O harita etrafında ilerliyorsunuz, geliyorsunuz, aynı yerleri açıyorsunuz, kısa yollar açıyorsunuz. Aynı Souls oyunları gibi düşünün o noktada. Ve save kısmında aynı Souls gibiymiş. Sordum özellikle. Yani Souls gibi demediler ama anlattığı şeyler Souls. Anlatayım size. Bir mekan var, oraya gidince save oluyor. Oraya gidene kadar ölürsen düşmanlar tekrardan diriliyor. Ve işte progresin, yaptığın, ilerlediğin, aldığın bazı şeyler kayboluyor. Yani bu bildiğin Souls mantığının aynısı. Dövüş sistemi olarak. Zaten en büyük sıkıntı o. Şimdi bu mantık Souls oyunlarını... Zirveye taşıyan mantık bu değil. Souls oyunlarını zirveye taşıyan mantık bana sorarsanız combat sistemi. Çok net. Kendine ait bir combat sistemi var ama Dark Souls'un combat sistemi çok, yani sıradan mı? Sıradanın da ötesinde sıkıcı. Sıkıcı. Bir tane zincir var elinizde. O zincirle vuruyorsunuz, düşmana kilitleniyorsunuz. Vuruyorsunuz, takla atıyorsunuz doğru zamanda, vuruyorsunuz. Ya bana bunu anlattılar bu arada. Bana anlattıklarını anlatıyorum size. Yani combat sistemini bana böyle anlattılar. Doğru zamanda eğer kaçarsanız, dodge yaparsanız özel bir zincir atı saldırısı yapıyorsunuz. Yani bu. Bu kadar. Özellikle sordum, başka silah var mı oyunda diye. Yok. Sadece zincirin farklı versiyonları var. Alevli zincir, buzlu zincir, bilmem ne zincir. Yani tüm oyun tek bir silahın üzerine kurulmuş ve oyunun 30 saat civarı süreceğinden bahsediyorlar. Ve oyunun zor olduğunu söylüyorlar. Hani gene Souls oyunu kafasında. 7 tane boss varmış oyun içerisinde. Onları kesmemiz gerekiyormuş falan böyle. Aman! Çok sinirlendim. Neyse efendim. Onu kesmem gerekiyormuş gene ama ben hiç heyecanlanamadım, o yüzden çok da üzgünüm aslında böyle olduğu için. Neden böyle bir yöne girdiler bilmiyorum. Bildiği ki güzel mantıktı bence. Ya şöyle gelişmiş, komplike bir işte skill sistemi falan varsa oyun içerisinde belki gene hani silah azlığı yine götürebilir hani o şeyi ama ilginç. Sonuçta God of War'da da tek silah var diyorduk, ne yapacağız diyorduk. Hayvan gibi combo şey açtı ama God of War sonuçta düşmana, nasıl diyeyim sana, yani sadece dodge yaparak, takla atarak düşmanı karşıladığın bir oyundan ziyade yani, evet. Bir cümleyle anlatmaya kalksam bile 5 farklı özelliğini nitelendirebilirsin oyunu. Bunlar bir cümleyle bana dodge yapınca daha farklı şeyler vurabiliyorsun deyince ya ben böyle oyunumu satmam yani, kusura bakmasın. Eğer oyunda arka planda bir şeyler varsa anlatanların kabahati var demektir var, şu anda evet. Burada. İnşallah çıktığı zaman beni ağır morartır da hepimiz seviniriz. Ya inşallah, çünkü hani TH günlerindeki bayağı güçlü bir isim de aslında Dark Souls. Azalarak mı bitecek yani 3 ile beraber? Bilmiyorum. Bakalım göreceğiz. İnşallah güzel bir oyun olur. Sende ne var? Ben o zaman Anno 1800 ile başlayayım. Kendisi bu arada ya benim hem kişisel olarak sevdiğim hem de genel olarak sevilen bir oyunmuş. Ben de Gamescom'da yılın PC oyunu, ya yılın pardon, yılın demediler tabii ki. Gamescom'da PC oyunu, en iyi PC oyunu seçilmesinden anladım bunu. Şaşırdım da. Çünkü genelde böyle yönetim tarzı oyunlar genelde böyle seçilmezler hani bu tarz şeyleri ama PC'ye özel olması, yani konsollara çıkmayacak bir oyun olmasından hareketle birazcık da avantaj sağlamış sanıyorum ki. Şöyle bir şey oldu. Girdik işte Ubisoft'un şeyde odalarından bir tanesinde Anno 1800'ü koymuşlar. 45 dakika kadar oyunu oynattılar. Şimdi tabii şey de var. Bu tarz oyunları böyle oturup 10 dakikada öğrenmek ya da 40 dakikada oynamak çok zordur. Evet. Çünkü hani zaten oyun sonu dediğimiz end game kısmına gelene kadar bile hani 3 saat 4 saat kurulması falan gerekir. Onun için şöyle bir şey yapmışlar. İlk 20 dakika hani biz ayarladık onu. Ne kadar oynamak istediğinizde siz karar veriyordunuz sonuç itibariyle de. Ben ilk 20 dakika erken, yani hiç sıfırdan bir şey yokken o kurulma aşamasını oynadım. Sonraki 20 dakikada bir tane save game vardı. End game görmek üzere. Yani. Aynen öyle. İkisine de baktım ve tamamen gördüm. İkisi için de ayrı ayrı kısaca şöyle şeyler söyleyeyim. Bir kere Anno serisini biliyorsanız 2205 ve 2070 oyunlarını unutun. 1404 tarafına. Yani aslına bakarsanız en sevilenlerden de bir tanesiydi kendisi. Konsept olarak oraya döndüğünü çok net biçimde söyleyebilirim. Çok keyifli. İlk kurulma aşaması da çok keyifli. Şey döneminde 1800 yıllarda, yani sanayi döneminde geçmesinden kaynaklı olarak yeni bir kullanılması gereken kaynak işin içine eklenmiş. O da insan gücü. Yani çalışanlar, işte emek sömürüsü. Kesinlikle işin içerisinde çok güzel bir biçimde bunlar yedirilmiş. Ve ilk
özellikle başladığınız, yeni bir adada kurulmaya başladığınız dönemde bunları iyi bir biçimde dengelemeniz bayağı bir önem arz ediyor. Yani. Oyunun end game kısımlarındaysa gördüğüm kadarıyla artık daha işte gelişmiş olan ticaret rotaları kurmaya başlıyorsunuz. Evet. Adanızı daha insanlar için çekici hale getirmek için müzeler ya da işte efendime söyleyeyim hayvanat bahçeleri kuruyorsunuz ve aslında yeni dünyaya yani Amerika'ya çıkan keşiflerle işte oradan müzeye koyacak ya da işte hayvanat bahçesine koyacak özel İşte yaratıklar ya da kitaplar vesaire falan bulmaya başlıyorsunuz. Gibi gibi şeyler eklenmiş işin içerisine ve çok keyifli bir hale getirmiş açıkçası genel olarak Anno 1800'ü bu özellikler. Dolayısıyla aslında bakarsanız Anno serisini genel olarak seviyorsanız hakikaten seveceksiniz. Yani. Bunu da kesinlikle seveceksiniz. Yönetecek çok fazla şey var. Ticarete hani çok yönelip zenginleşmeye çalışabilirsiniz. İşte yeni dünyada keşiflere çıkmaya çalışabilirsiniz. Eğer şey karasal şey yok. Neydi onun adı? Karasal savaş yok ama deniz savaşları oyun içerisinde yine yer ediniyor. Ve bütün bu yapılarıyla da aslında bakarsanız son iki oyunun birazcık vasatın altında kalmasından ötürü gelen o ağızdaki kötü tat silinecek gibi gözüküyor. Peki. Efendim o zaman ben bir tane oyundan bahsedeceğim. Bu aslında bizim listemizde yok ama döndükten sonra oynanış videosunu gördüm ve izleyince bahsetmeye değer olduğunu düşünüyorum. Desperados 3. Evet ya. Oradayken deneme şansımız olmadı. Gösteriyorlar mı bilmiyorum ama ben 20 dakikalık videosunu seyrettim. Vallahi özlemişim. Neyi özlemişim? Commandos türü diyorduk ya işte evet. Öyle. Zaten aslında Desperados Commandos çakması olarak çıktı piyasaya ama iyi bir çakma olduğu için herkes kabullendi. Ve uzun yıllardan sonra geri geliyor olması da şaşırttı beni açıkçası. Beni de çok şaşırttı. Ve güzel de yani. Çok da güzel gözüküyor. Grafikleri, evet. Oynanış tarzı falan. Bir de hafiften böyle Shadow Tactics yapan adamlar evet. Yapıyor. Senin sevdiğin bir oyun Shadow Tactics evet. Ve oradaki şeyi de eklemişler. Açık dünya var. Yani serbest gezebiliyorsun. Normalde Desperados serilerini bilmem ama ben yok diye hatırlıyorum. Commandos'ta öyle bir şey yok zaten. Tabii yok yani şey. Yani gene sınırlı bir haritada görevini tamamlıyordun. Başka bir haritaya geçiyordun. Evet yani bu sefer açık dünyada geziyorsun, dinliyorsun, muhabbet ediyorsun falan böyle. O tabii ne kadar açık bir dünya bilmiyorum. Evet. Tek sinirimi bozan şey oyunda. Her şey çok güzel. Bu tarz oyunları özlediyseniz çok iyi bir alternatif ama sinirimi bozan şey şu. Çok konuşuyor karakterler oğlum. Acayip konuşuyorlar ya. Şu sahneyi bir seyretsenize. Remember, leave the big guy to me. He got you once already. He's all yours. Eyes on the let's make it quick. You see that? Two's better. What are you? Shit. Could have gone worse. This. It's now or never. Here goes. I'll get closer. Don't you move. Shit. You got him. Don't let them get away. Everywhere. I'm showing off. Someone needs to get things done. All right. Bu kadar konuşulmaz abi. Yaptım ettim sen yaptın. O öyle mi falan. Ya sus ya. Lan sus yani her komutta bir şey söylemek zorunda değilsin abi. Ya bayağı sinirim bozdu benim. Kapatacağım karakterlerin seslerini galiba oynayacak olursam. Neyse böyle bahsedeyim dedim Desperados 3'ten. O zaman ben Forza Horizon 4'ten bahsedeyim. Aslında şunu birazcık önden anlatmak lazım. Gamescom'da Enis bana dedi. Bak dedi saat 2'de Microsoft'un şeyi var. Forza. Bir, evet Forza ile alakalı bir şey aldım. Randevu aldım. Hani sen git ona dedi. Ben de heyecanlandım. Ulan dedim şimdi çıkmasına da az kaldı. Verecekler kontrolü. Oynayacağız, akacağız, gideceğiz. Meğer sunulmuş. Evet. Çok büyük hayal kırıklığı oluyor yani. Evet. Gidiyorsun oynayacaksın zannediyorsun ki Forza'da çıkması da çok yakın kaldığı için. Evet. Ben kesin oynattırırlardı. Ya kesin alanda falan oynatmışlardır. Ayrıca bir sunuma falan aldık herhalde. Şeyi. Neden çok... sunum yapıyorsun? Ya bırak oynat da oynayayım işte ya. Evet. Bu sunuma gittim. Sunumda tabii aslında bakarsanız E3'te söylediklerinin üzerine çok yeni bir şeyler söylemediler. Bir şey hariç onu birazdan söyleyeceğim. Yani sezonları gösterdiler. Daha doğrusu mevsimleri gösterdiler. Nasıl oyunu etkilediğini gösterdiler. İşte co-op'tan falan bahsetmişler. Co-op'tan falan biraz bahsettiler. Araçlardan yine kısmen bahsettiler. Kullanışlarının nasıl değiştiğinden vesaire bahsettiler. Ama bunlar bildiğimiz şeyler. Oyun zaten yakın zamanda çıkacak. Çok detaylandırmaya gerek yok. Esas mevzu şu. Size bir sürprizimiz var deyip şey gösterdiler. Halo modu gösterdiler. Aa. Bir fan modu eklemişler. Yani eğlence modu eklemişler. Ve o eğlencede şey. O araçlar Bungie miydi onların adı? Aha, bir Bungie kullanıyorsunuz ve hani işin buggy. İçerisinde Buggy. Buggy kullanıyorsunuz ve işin içerisinde şey. Hani aksiyon da şey diye katmışlar. Bir şey olmuyor tabii de işte sürekli kulağınıza işte randevu noktasına gitmen lazım. Zaman azalıyor falan diye böyle zamana karşı biraz yarıştırmışlar. Uçan şeyler var. Sen böyle bir yüksekten zıplıyorsun yanında uçaklar olmuş. Falan. Eğlenceli olmuş. Hani. Şey vardı işte. Oyunun adını unuttum ya. Çinliler yapmış onu hatırlamıyorum. Parkur yarışlarının olduğu psikopat yarışlarının. Şey aynen. Ben de adını unuttum da. Çok da popüler bir oyun valla. Trackdown. Trackdown muydu? Trackli bir şeydi sanki. Neyse. Bursak yazarız buraya ya. Çok herkes biliyor. Trackmania. Yes. Evet. Trackmania havası olmuş aslında. Biraz anlamış. Onun gibi böyle çok taklalar falan atmıyorsun ama işte Cortana kulağına konuşuyor. Ya. Evet böyle güzel. Eğlenceli bir şey yapmışlar. Ben hani sonradan sordum hani bu üzerine bir şeyler inşa edeceğiniz bir mod mu yoksa bir eğlence modu mu? Eğlence modu öyle bir hani girip bakabileceğiniz şey. Bir de şey falan da var. Hani bir kere en azından oynamak isteyeceksinizdir oyunu oynarsanız. Çünkü hani
gerçek dünyadasınız. Yani gerçek dediğim güncel, modern dünyadasınız. Bizim dünyadasınız. Geçerken işte şey yorumluyor. Aa zamanında böyle şeyler mi varmış? Aman burada böyle bir şey mi olmuş falan diye. Hmm. Geyik yorumlar falan geliyor kulağınıza. Öyle eğlenceli bir şey yapmışlar. Onu göstermişler. Onun haricinde ben birazcık ne yalan söyleyeyim. Hayal kırıklığına uğradım. Şöyle bir kontrolörü elim alıp oynayamadığıma. İyi oyun olacaktır da insan orada kesin denemek istiyor. Çok iyi gözüküyor. Evet. Yani ben gerçekten şaşkınım hala bu kadar gözükmesine. Sahipleri zaten kesin bekliyordur ama kes PC sahipleri de bir göz hapsini alsın Forza Horizon'ı. PC'ye gelen sağlam bir yarış oyunu olacak. Ve sanıyorum evet şey PlayerUnivers'in haricinde ilk çıktığı gibi şeye de dahil olacak. Game Pass'e de dahil olacak. Game Pass'e de dahil olacak. Xbox için konuşuyoruz burada. O zaman Nintendo'ya geçelim efendim Xbox tarafından. Nintendo'nun da bulutuna girebildik. Ben hayatımda ilk defa Almanya'da Nintendo bulutuna girdim. Sana geçen diyordum ya işte Nintendo'nun Türkiye'ye girmesi ne tek faydalı olacağından bir tanesi bu diye. Evet. Ya yani biz her sene Gamescom'un Nintendo Türkiye'de faaliyet göstermediği için bu zamana kadar Gamescom randevusu almak dünyanın en aptalca şeyi oluyor çünkü galiba. Biz gelelim mi? Niye? Ya ne yapacaksın yani? Hani biz sana bir şey satmıyoruz ki. Adama şey diyemiyorsun ki. Kardeşim belki adam beni izleyip yurt dışından alacak diye diyemiyorsun. Böyle mal gibi bakışıyorduk Nintendo'nun standıyla. Bu kez girdik, baktık. Hani Nintendo kullanıcısı olarak da merak ettim içeride ne var evet diye. Ne oynadım abi içeride? Super Smash Bros oynadım ama oyun benim oynadığım, ben hiç oynamadım Super Smash Bros'u. Çok da uzağım, benim ayıbım, kusura bakmayın. Oynayanlar kızmasın birazdan izleyecekleriniz için çünkü. Ben hayatımda hiç oynamadım ve çok farklıymış oyun. Acayip farklıymış. Hatta bir tane Türk arkadaş vardı standartta, o da anlattı biraz daha şöyle yap, böyle yap diye. Yani ben zannediyorum ki zıplıyorsun, vuruyorsun falan filan. Yok, bambaşka bir oyun yapısı var. Hiçbir çözemedim oyunu ve çözemediğim şekilde de geldim. Ama bir gün edinebilirsem burada bir kafa yoracağım çünkü herkes bayılıyor oyuna. Ve hani o bayılmayı anlamak istiyorum benden ne oluyor diye. Kontroller çok farklı bir dövüş oyununa göre. Şey vardır yani PC tarafında Brawlhalla diye free to play olan bir şeyi vardır. Ha versiyonu vardır. Versiyonu vardır. Onda, o bile çok popüler bir oyun. Hani öyle keyifli bir şeydir aslında bakarsan. Hani sadece işte aynen Street Fighter'lar falan olduğu gibi daldım enerjisini bitirdim bitti falan olan bir olay yanıyor. O yüzden ilk aldığın zaman böyle şaşırtıyor. Ne yapacağını bilemiyorsun ama hakikaten keyifli bir oyundur. Onu belki burada gelirse verirse şurada bir turnuvasını yapmak lazım olur. Baya komik olur. Nasıl yapıyorsun? İkinci olarak Diablo 3'ü oynadım. Diablo 3 benim şu anda İyi ki de PC'de bitirmemişim dediğim bir oyun oldu çünkü Switch'te oynamak istiyorum kendisini. Oynadım ve aptal oldum çünkü bir save açmışlar, bir girdim böyle öldüm anında. Ne oluyor lan falan dedim. Ben Diablo 3'te ya sadece ilk actini oynadım. İzometrik RPG'leri severim ama hack and slash türlü çok aram yok izometrik anlamda. Sevmiyorum böyle loot kasmak, bilmem ne yapmak falan. Ama bir şans vereceğim bu kez. Kontroller falan bayağı rahat. Zaten konsola da çıktığı için oyun kontrol şeması açısından bir şeyim yok. Soru işareti yok. Ben hani Xbox'ta da oynamıştım zamanında. Gayet rahat oynayabiliyordum. Bir de aynı koltukta 4 kişiye kadar oynayabiliyordum. Konsolda. Switch'te de galiba şey var. Yerel co-op olabilir belki. Hani iki farklı kolla olabilir. Bir ihtimal emin değilim ama belki öyle bir şey olabilir. Ve askerim Diablo 3 bildiğiniz Diablo 3 optimizasyon olarak da iyi çalışıyordu. El konsolunda oynamama rağmen güzeldi yani. Herhangi bir frame sıkıntısı da hissetmedim. Eğer Switch'iniz varsa oynamadıysanız bu senenin en iddialı oyunlarından biri olacak herhalde Switch sahipleri adına. Ooo Kayır abi geldim. What? Niye öldün? Tek yedim ya. Neden tek yedim abi? Ben de anlamadım. Topçuk kafana gelmiştir. Bir de FIFA. FIFA da yani. Ya zaten Switch'te her şeyin yarımını oynuyorsun gibi hissediyorsun. FIFA, Diablo gene full versiyon ama tabii FIFA bildiğin PlayStation 4, Xbox One'daki gibi çıkamayacağı için. Geçen sene de aynı şekilde çıkamamıştı. NBA ama geçen sene aynı şekilde çıkmış mesela. Konsol nasıl geldi? Helal Switch'e dönüş. Ben yorumlara baktım. Tek problemi frame rate diyorlardı. Ha. Yani Switch tarafında. Doğal. Evet. Ama yani böyle bir şey yememiş. Downgrade yememiş yani. Veya oynanışı başka bir hale getirmemişler. Ama FIFA tarafı öyle değil. FIFA tarafı bildiğin alakası yok FIFA'yla. Yine de şey... Yes. Yoldayken mesela kariyer yapmak, bir şeyler yapmak için falan hani kötü değil yani oynarsın. Ben oynarken keyif aldım. Biraz daha arcade, biraz daha basit ama böyle hani entertainment kafasını oynayabileceğim şey. Ciddi bir rekabet içerisine girmezsin ama orada da şey var çünkü FIFA'da da. İkinci şeyi çıkarabiliyorsun sağ solunu. Böyle tek tek kapışabiliyorsun. Tabii biraz zor oluyor kontrol etmek. Yorumlarını okumuştum. Çok sağlıklı olmuyor diyordu insanlar. Ama entertainment işi, eğlencesini oynayacaksan entertainment dilime takıldı arkadaşlar. Evet. Alman yerlerden geldik ya. Tam dil problemi yaşıyor şu anda. Ben tam çözemedim o yüzden. Beatbox yapacağız. Yani o ama gene de keyifliydi. Oynadım ama keyif aldım. Yok bende çok gidiri var gibi gözüküyordu yani. Hani şey ben çok casual oynayan bir insan olarak. Çok casual oynayan yani. İçin çok güzel bir zaman geçirmek. Mantıklı. Zamanında PSP'de de öyleydi ya sonuçta. Evet tabii. Ronaldo Juventus'taki ilk golünü yaptı.
O zaman ben de Trials'dan bir son olarak bahsedeyim. Trials bir kere her şeyden evvel ilk kez duyuyorsanız Trials Rising diye geçiyor bu arada tam ismi oyunun. Casual bir oyun. Evet. Yapacağım yorumları da açıkçası hani bunun casual oyun olduğunu bilerek yaptığımı da bir kere daha önden altını çizeyim çünkü öveceğim oyunu biraz. Ama bu arada casual diyorsun da zor bir oyun. Evet çünkü şunu ötürü yani top seviye oynayacağım diyorsan zor bir oyun. Ya oyunda zaten görüyorsunuz ama özetle yaptığınız tek şey şu. Bir motosikletiniz var. Dümdüz bir parkur. Yani dümdüz dediğime bakmayın parkur. Taklalar atılıyor bilmem neler yapılıyor falan. Ama 2D gidiyorsun. Evet 2D yani belli bir gideceğiniz yol. Ve siz o yolu en kısa sürede bitirmeye çalışıyorsunuz. Bütün mantığı bu. Ama özellikle oyunu hani benim övmemi de sebebi şu olacak. Başta bir eşeklik ettim ben. Yanımdaki Ubisoft çalışanı da bir yandan aktif anlatıyordu tamam mı? Hani onu duyayım diye kulaklığı takmadım. O da bana demedi ki kulaklığı tak. Çok büyük eşeklik olduğunu en sonunda kulaklığı takınca anladım. Çünkü çok güzel müzikleri var ve müzikler aslında hani neredeyse yani oyun ritmik bir oyun değil kesinlikle ama hani ritim o yapmışlar sanki ya. Sanki ritmikmiş gibi geliyor. Severim, öyle yapayım. Evet oyun oynama tecrübenizi direkt değiştiriyor ve hani mesela ilk başta bir yandan hani kızla da konuşurken ve oyunu dinlerken oyunla alakalı muhabbet ederken işte doğru düz zamanlar yapamazken takıp hem bir yandan konsantre olup hem bir yandan da müzikleri duyunca çok daha iyi oynamaya başladım ve inanılmaz keyfim yani 2-3 kat arttı. Hani başta değildi o çok olumlu değildi görüşüm ilk etapta ama müziklerle beraber artmış oldu. Böyle bir oyun olduğunu en baştan söyleyeyim. Bunun haricinde yani önceki seri oyunun bundan önce çıkan bir dünya oyunu var ama son oyunla beraber işin içerisine eklenen daha doğrusu bununla mı geldi çok emin değilim ama özellikle işte Ubisoft çalışanı hanım ablanın da beni yönlendirdiği iki kişilik motosikletti. İki kişi yani gibi bisikletler olur ya arkada motor. Öyle bir motosikletti ikimiz hani sürmeye çalışıyoruz. İnanılmaz eğlenceliydi o da. O öne gelmiş. İki kişi oynuyorsun. Ve hani bayağı keyifliydi. Düşüyorsun kalkıyorsun işte efendime söyleyeyim hani anlaşmaya çalışıyorsun bir yandan çok şahane müzik geliyor kulağına. Hani birdenbire orada hani çok kalabalık bir ortam, çok gürültü falan var ama gene de oradan kopup çok net bir biçimde evet yani böyle parti tam ortamına döndü yani. Evet tam aslında böyle parti. Evet. Ubisoft çalışanlarıyla alem yapmışsın haberimiz var. Aynen. Yani biz Orhun Bey'i göndermişiz efendim orada ya çalışıyor adam oyunlandı falan filan. Aynen ama. Şekerim. Hayır çok komik oluyor mesela nefesimiz yetmiyor bayırda geri düşmeye başlıyorsun gülüyorsun hani ister istemez. Çok komik duruyor. Başka, neyse. Hayır. Çekilişti video. O tip anekdotlar çok net ortaya çıkabiliyor. Tabii de var bir yandan hani illaki bir arada olmak zorunda değilsiniz. Arkadaşlarınız mesela sizden daha iyi bir yaptıysa zaman yaptıysa size işte onun bildirimi geliyor. Geçmek için kapışıyorsun hayatına karşı. Vesaire. Çok böyle hardcore fan kitlesi var. Ubisoft'ta işte E3'te canımızı sıktı ya 20 dakika oyunu gösterdi yani böyle gereksiz bir şekilde sanki herkes Trials'ı bekliyormuş gibi ama Trials'ın kendi kitlesini memnun eden bir şey oldu. Çünkü adamlar bayağı akademi açmışlar falan diye geyik yapıyorlardı işte. Yok Trials'ı daha iyi oynayacaksınız biz size öğreteceğiz falan diye. Yani herhalde deli bir fan kitlesi de var. Böyle psikopat gibi oynayan rekorlar üzerine rekorlar kırmaya çalışan. Gerçi her şeyin fan kitlesi var yapacak bir şey yok. Tabii canım bir de hani ben olsun diye her ne kadar beceriksizce oynasam da dedim ki hani ya ben bir de şu zor şeylerden bir tanesini oynamak istiyorum. Parkurlardan bir tanesini oynamak istiyorum. Adamlar gerçekten onu vermeyeyim dediler. Dedi. Ama yani ben gene bir denemek istiyorum dedim. Keşke denemeseydim. Yani çünkü var. Başta bir gittim ama puzzle gibi yapmışlar bir yandan. Yani çok iyi de hani refleksini de tutturamazsan gerçekten parkurun bir yerinde kalıyorsun. Yok ben bunu yapamayacağım deyip çıkmak zorunda kalıyorsun. Hani öyle aslında bakarsanız o kadar basit bir oyunda değil. Oynaması yani öğrenmesi çok kolay ama ustalaşması zor bir oyun. Klasik. Evet. Efendim Gamescom'daki böyle mini mini bahsedeceğimiz oyunları da böylece sizlerle paylaşmış olduk. Şimdi bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.